Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2022 Temmuz ehliyet sınavı soruları ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olup her yeni videodan haberdar olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Bir de değerli arkadaşlarım, bizim bir uygulamamız var. Ehliyet Hocam ehliyet sınavları uygulaması. Arkadaşlar, buraya günlük sizlerden derlemiş olduğumuz soruları da yine yüklüyoruz. Sınava giriyor arkadaşımız. Bize işte hocam şu sorular çıkmıştı diyor. Biz de o soruları değerliyoruz. Buraya koyuyoruz. Buradan arkadaşlar Google Play'den indirerek, aşağıya da yine arkadaşım linklerini bırakacaktır. Bu uygulamaya ulaşabilirsiniz ve hemen soru çözmeye başlayabilirsiniz diyorum. Fazla da vakit kaybetmeden hemen şöyle sorularımızla başlayalım değerli arkadaşlar. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır demiş. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Hızlanarak yoluna devam etmeli. 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı demiş. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, doğru cevabımız C şıkkı. 1 numaralı aracın geçmesini ne yapması lazım? Beklemesi lazım. Kendisi çünkü mülk araziden normal trafiğe ne yapıyor? Dönüş yapıyor arkadaşlar. Biz bu yola ne diyorduk? Geçiş yolu diyorduk değil mi? Ne yapıyor? Adam buradan çıkacak. Çıkması için mutlaka bir nevi, hani burası tali yol hükmüne düşüyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek, fazla yolcu almak, aşırı yüklüklemek, karşı şeridi ihlal etmek. Doğru cevabımız D şıkkı. Karşı şeridi ihlal etmek olacak arkadaşlar. Karşı şeridi ihlal eden bir kişiye asli kusur işlemiş olur. Yani arkadaşlar, asli kusurdan kasıt, kısaca kabataslak, bir suç işlendiği zaman kesin suçlunun siz olduğu durumlardır. Bu nedir? Kırmızı ışıkta geçip kaza yapmak. Sollama yaparken şeridin boş olduğuna bakmadan çıktın mesela, hop adamlara girdin, birine çarptın, suçlusun. Tali yoldasın, çıktın, kaza oldu, asli kusurlu olan sensin. Takip mesafesine uymadın, arkadan birine çarptın, asli kusurlu olan sensin. Anlatabiliyor muyum? Bu haller asli kusur olaraktan geçer. Taşıt yolu üzerinde çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı yavaşlama çizgileridir? Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız yavaşlama uyarı çizgilerini görüyorsunuz demektir. Diğer seçeneklerde olan bu ve bu seçenekler yaya geçidini ifade eder. Bakın, yaya yolu değil, yaya geçidini ifade eder bu ikisi. Yaya yolu neydi? Şu yolun kenarından gidiyorsa o yaya yolu olur. Ama bu yaya geçididir. Yani karşıdan karşıya geçmedir arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsanız bu taralı alana girilemeyeceği anlamına gelmektedir. İç kanaması olduğunu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şoka karşı önlem alınması, ağızdan bol sıvı verilmesi, üzerinin örtülerek sıcak tutulması, yaşamsal bulgularının incelenmesi. Doğru cevabımız B şıkkı, ağızdan bol sıvı verilmesi olacak arkadaşlar. Biz kesinlikle bunu yapmayız. Çünkü bol sıvı verdiğimiz zaman ne olacaktır arkadaşlar? İç organlar hareket edecektir ve bu da bizim istemediğimiz bir şey. Çünkü kanama yoksa bile veyahut da kanama durmuşsa bile harekete geçirecektir. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Korna çalıp yayayı uyarması, geçiş hakkını yayaya vermesi, geçiş hakkını kendisinin kullanması, bulunduğu şeridin sağına yanaşması. Tabii ki de doğru cevabımız B şıkkı olacak. Geçiş hakkını yaya vermesi gerekir arkadaşlar. Çünkü yaya trafik kanunlarında, eğer yaya yolu üzerinde bir şey varsa mutlaka buna yol vermemiz gerekir. Vermezsek suçlu biziz arkadaşlar. Böyle aynı bu soruya benzer şu şekilde bir soru daha geliyor. Şuraya bir adam araç koyuyor mesela. Diyor ki, bu da mesela buraya dönüyor. Diyor ki ilk önce hangisi dönmelidir? Hangisi dönecek arkadaşlar? Tabii ki de bunun dönmesi gerekiyor. Kavşağa yakın olan döner diyebilirsiniz.
Devamlı yol çizgisi neyi bildirir demiş? Sağ şeritten gidilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, öndeki araçların geçilemeyeceğini, sağ bankette durulamayacağını demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Öndeki taşıtların geçilemeyeceği anlamına gelir. Eğer devamlı yol çizgisi varsa arkadaşlar kesinlikle sollama yapmayın. Zira ya önünüz gözükmüyordur ya keskin bir viraj vardır ya da ne bileyim işte yani hani mutlaka bir sebebi vardır. Yani boş yere adam onu koymaz, sonra İmam amca ile tanışmak zorunda kalırsınız. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Bölünmüş yol, iki yönlü yol, banket, şerit şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı, şerit olacak arkadaşlar. Bunların her bir bölümüne şerit denilir. İki yönlü yolda nasıl olur arkadaşlar? Oklar ne yapar? Bir ok böyle vardır. Ya da araçların önündeki oklar, bir ok böyle vardır. Bu zaman iki yönlü yol deriz. Burada büyük ihtimalle tek yönlü yol var. Ne için anladık? Bak şu şekilde ne yapmış? Bize ok yönüyle göstermiş. Ama yine kesik çizgilerin olması, nadiren de olsa karşıdan da arabaların geldiği, yani buranın çift yönlü olduğunu bizlere ne yapar? Anlatır. Ama bizim asıl buradan temel anlayabildiğimiz şey buraların birer şerit olması. Hazır böyle görmüşken yol tanımlarına da biraz girmek istiyorum. Arkadaşlar, banket dediğimiz yer yol çizgisinin bittiği yerden itibaren şev başına kadar, yani şuraya kadar olan yere banket denilir. Banket nedir? Banket yayaların geçişi için ayrılmamış. Yani orası yaya yolu değildir. Ama yayalar, hayvanlar, her şey buradan seyahat edebilir. Araçlar bozulduğu zaman buraya çekilebilir. Peki şev nedir? Duyacaksınız bunu arkadaşlar. Şev dediğimiz şey ise şev yolun kenarındaki yerdir. Yani asfaltın bittiği yerden itibaren kenarda kalan yere şev denilir. Mesela diyeceksin gevşek şev diye bir kelime duyacaksınız. Gevşek şev ne demek? Yolun kenarında bulunan böyle tümsekler olabilir, dağ olabilir. Mesela yol boyu giden dağ olabilir. Dağ boyunca gevşek bir zemin olduğu ve herhangi bir kaya kopmasının yola doğru inebileceği anlamına gelen tabelaları görürsünüz arkadaşlar. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde dakikada kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir demiş. 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika ve 30-40 dakika şıklarda verilir. Doğru cevabımız tabii ki de arkadaşlar 15-20 dakikada bir gevşeteceğiz. Bazılarınız bunu 5-10 dakika diye kafasına kodlamış, neye dayanmış bilmiyorum. Hayır arkadaşlar, 15-20 dakika tutuyoruz. Niçin tutuyoruz? Çünkü arkadaşlar o bölgenin aşağısıyla mutlaka bir bağlantı olabilir, tamam mı? Siz bunu eğer uzun süre tutarsanız buradan aşağısı kangren olabilir yani, tamam? Bunun yanında turnike yönteminin ne zaman yapıldığını bilmeyen güzel kardeşlerim, uzuv kopması varsa, örneğin kolun kopmuş ise veyahut da parmağın kopmuş ise, herhangi bir uzuv kopmasında veyahut da atardamar kanamasında hemen onun üst tarafında uygun bir bölgeye, özellikle tek kemikli bölgeler seçiliyor. O bölgeye ve atardamarların geçmiş olduğu bölgeler tabii ki. O bölgeye arkadaşlar boğucu bir sargı yapılıyor. Bu sayede kanın boşalması ne yapılıyor? Engelleniyor. Turnike uygulaması dediğimiz böyle bir şey. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır demiş. A1, B2, C3, D şıkkı ise 4 demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 3 numaralı aracın hatası A şıkkıdır arkadaşlar. Neden? Kendisi gördüğünüz gibi sollama yapılmaması gereken devamlı çizgide ne yapmış? Sollama yapmış. Arkadaşlar, devamlı çizgi kimin tarafında ise sollama o tarafa yasaklanır. Örneğin bakın bu tarafta ne var? Kesik çizgi var. Yani bir numaralı araç eğer yol uygun olmuş olsaydı ne yapabilirdi? Sollama yapabilirdi. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur demiş. Direkt doğru cevap veriyorum arkadaşlar. Durdurup siz bakabilirsiniz. Doğru cevabımız
C şıkkı olacak arkadaşlar. Zira hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri oluşturur. Daha açık anlayabilmeniz için. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan hücreler birleşerek karaciğerin üzerindeki siyah noktaları oluşturur. Bu noktalar dokudur, doğru mu? Evet. Dokular, o siyah doku bir araya gelerek neyi oluşturur arkadaşlar? Evet, karaciğer oluşturur. Yani bir organ oluşturur. Daha sonra devam ederiz. Akciğer de olabilir bu organ bu arada. Devam ediyoruz. Sistem demiş. Örneğin akciğer bir yere dahil olup kalple beraber neyi oluşturuyor? Kalp de işin içine giriyor mesela. Solunum sistemini oluşturuyor. Anlaştık. Bu şekilde anlayabilmeniz için biraz daha açmak istedim. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A2, E, M ve G şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız M şıkkı. Arkadaşlar size mopedi de ne yapıyorlar? Veriyorlar. Elektrikli bisiklet vesaire kullanabiliyorsunuz. A2 biliyorsunuz motosiklet. E sınıfı sürücü belgesi arkadaşlar artık kaldırılmıştır. E sınıfı denilen bir şey yok. Daha çok artık mesela C, E diye geliyor karşımıza. Ne anlama geliyor? Mesela diyelim ki hepinizin birçoğunuzun aldığı bir şeyden örnek vereyim. BE diye geldi. Arkadaşlar B ne demekti? Arabaydı. E ne olur? Arkasına bir römork takılıyorsa BE. Yani römorklu araba kullanacak bir kişi BE ehliyetine sahip olmalı şeklinde tanımlıyoruz. G sınıfı ise iş makinelerini kullanacak olan kişiler için geçerli diyelim ve devam edelim. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir demiş. Doğru cevabımız evet Konya olacak arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar neye dikkat etmeniz gerekiyor? Evet şu haritayı yön oku arkadaşlar. Her haritada bulunur. Bulunmazsa da zaten bilhassa Kıbrıs'tan yön tayini yapabilirsiniz. Kıbrıs bizim güneyimizdedir arkadaşlar. O halde en güneydeki ilimiz hangisi olacak? Konya olacak. Burası güney ise zıttı neresidir arkadaşlar? Burası kuzeydir, doğru mu? Evet. O halde size şöyle bir soru. En kuzeydeki ilimiz hangisidir? Trabzon'dur. Tamam. En batıdaki ilimiz hangisidir? Evet. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar. En batıda Uşak var haritada. Peki en doğuda hangi ilimiz var? Gidip eğer Sivas'ı işaretliyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü en doğudaki ilimiz en kuzeyde de olan Trabzon'dur arkadaşlar. Tamam. Böyle hatalara düşmeyin. Seviliyorsunuz. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyaranlara karşı tepkinin azalması ya da yok olması haliyle ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? Sarakoma, bayılma ve halsizlik şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız koma olacak arkadaşlar. Koma sırasında tüm refleksler ne yapar? Kendini yitirir. Koma hali uzun süreli de olabilir. Ekseriyetle uzun süreli ve nasıl desem bitkisel hayat gibi sürer arkadaşlar. Şokla karıştırmayın. Şokta nasıl bir durum vardı? İşte beyne kan gitmiyor. Bayılmaya benzer bir durum vardı arkadaşlar. Motor yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur demiş. Doğru cevabımız evet. Arkadaşlar motor aşırı ısınarak zarar görür. Parçalar birbirine kaynar. Biz de buna halk arasında motor yatak sar diye bir isim takarız. Motorun çok soğuması, motor yakıtına yağ karışması veyahut da motor suyuna yağ karışması ile böyle bir şeyin alakası yok. Motorun yakıtı veyahut da suyuna yağ karışmasından bahsediyorsa hangi parçada bir sıkıntı vardır? Contada sıkıntı vardır arkadaşlar. Aralara konulan contalar vardır arkadaşlar. Bu contalar gitmiş olabilir. Bunu da götürtüp ne yapabilirsiniz? Contalarını değiştirtip veyahut da yerine yenisini taktırabilirsiniz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan aldığı gücü diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir demiş. Shaft, aks, volan kavrama şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de shaft olacak arkadaşlar. Shaft bizim bu görevi yapan parçamızın ismidir. Şurası nedir arkadaşlar? Shaft olur, diferansiyeli iletir. Akslarımız ise arkadaşlar şunlardır.
Şunlara aks denir arkadaşlar. Şu yay şeklinde olanlar süspansiyon birer parçasıdır. Yani amortisörlerdir arkadaşlar. Yine burada göstermek istediğim bu vites topuzu. Birçoğunuz yakinen biliyorsunuz. Burası vites kutusu, diğer adı şanzımandır arkadaşlar. Volan ise bizim marş motorunun ucunda bulunan bir dişlimizin ismidir. Ve aldığı güçle motoru ne yapar? Harekete geçirir. Şurada görmüş olduğunuz çoklu boluya manifold denilir arkadaşlar. Motorun üstündeki şu kapaktan yağ konulur. Şu bizim alternatörümüzdür. Aküyü şarj eder. Şu bizim marş motorumuz bu arada arkadaşlar. Başka şu fanımız ne yapıyor? Radyatöre üflüyor sürekli. Havanın şey suyun soğumasını sağlıyor. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır demiş. Direkt doğru cevap vereceğim arkadaşlar. Sonra şıkları açıklayacağım. Doğru cevabımız evet. D şıkkı. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek olacak. Değerli arkadaşlar, herhangi bir çıkıkta kesinlikle çıkı biz koymaya çalışmıyoruz. Çıkan bölgeye masaj yapmıyoruz. Sıcak uygulama kesinlikle yapmıyoruz. Tam tersine soğuk uygulama yaparız arkadaşlar. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanmaz. Çünkü turnike arkadaşlar ne zaman uyguluyoruz? Bir uzuv kopması var ise uyguluyoruz. Çıkıklarda veyahut da burkutmalarda turnike uygulaması olmaz. Hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz demiş. Kalça kemiği, köprücük kemiği, ön kol kemiği ve bacak kemiği şıklarda verilmiş. Doğru cevap tabii ki de B şıkkı, köprücük kemiği olacak arkadaşlar. Hemen boynumuzun altında bulunan ve bir nevi omuzumuza bağlantı yapan kemiklere köprücük kemiği diyoruz. Buraya tabii ki atel yapılmaz. Atelle tespit uygulaması hakkında bilgisi olmayan kardeşlerim. Şimdi şu kolumuz tamam mı? Şöyle kol olsun. Bu ben dehşet kol çizerim bu arada. Hadi şu da parmaklarınız olsun. Evet ha. Arkadaşlar 3 parmaklı insan düşünün artık tamam mı? Ne çizim yaptım ha. Domuza benzedi. Tövbe ya Rabbim. Neyse. Arkadaşlar. Burada diyelim kol kırıldı. Ne yapacak? Bir tarafına tahta. Tamam mı? Mesela şuraya bir tahta, şuraya bir tahta, bizden tarafına bir tahta, arka tarafına bir tahta koyarak bunu etrafını sarcak iple böylece kol sağa sola oynayabilir mi? Oynayamaz. Yani sabit pozisyonda tutmuş olursun kolu. Bu uygulamaya atelle tespit uygulaması denilir. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Geçiş kurallarına uyduğu, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği. Şıkları okumakla uğraşmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Çok sinirim bozuluyor. Doğru cevabımız 2 ve 3. Yani arkadaşlar bu adam 1. Karşıdan gelenin hızını dikkate almamış. Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan ne yapmış? Sağ şeride giriş yapmış. Bunlar doğru. Geçiş kurallarına ise uymamış. Peki burada bir kaza olsaydı kimdi suçlu? Tabii ki de bir numaralı araçtı arkadaşlar. Çünkü bir numaralı araç neydi? Sollama kurallarına, şerit değiştirme kurallarına uymamış ve boş olmayan bir şeride girmiştir. Kaza sonucu bir numaralı araç asli kusurlu sayılır. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor. Ancak marş motoru dönmüyorsa, problem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yakıt bitmiştir, batarya zayıftır, lastik basınçları düşüktür, motor yağ seviyesi azalmıştır demiş. Batarya zayıflamıştır arkadaşlar. Neden? Bakın ışıklar yanıyor. Doğru mu? Bak ışıklar yanıyor. Ancak marş motoru dönmüyorsa demiş. O halde nedir doğru cevap? B şıkkı, batarya zayıflamıştır. Eğer bize deseydi ki ışıklar dönüyor, marş motoru da dönüyor, tamam mı? Ama araç bir türlü çalışmıyor deseydi doğru cevap A şıkkı, yakıt bitmiştir olurdu arkadaşlar. Lastik basınçları düşüktür demiş. Hemen bu konuyla alakalı bilgilenelim. Eğer arkadaşlar lastik basıncımız düşük ise buna herhangi bir etmen olmaz. Tam tersine nelere etkisi olacak? Şunlara. 1. Yakıt sarfiyatı ne olacaktır? Lastik basıncı düşük ise artacaktır arkadaşlar. Yere sürtünme arttığı için. İkincisi, yakıt sarfiyatının yanında bir de direksiyonumuz ne olacaktır? Zor dönecektir lastik basıncı düşük ise arkadaşlar.
Motor yağ seviyesi azalmıştır demiş. Eğer böyle bağlantı varsa zaten bir ampul yanacak. Neydi? Şöyle bir ampul arkadaşlar. Şöyle şurasında kulpu olan, şöyle hafif biraz daha ucu sivri. Şöyle bir ampul yanacak arkadaşlar. Yağ lambası dediğimiz. Yaralı sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır demiş. Tabii ki de önce şıkları okuyayım madem. Baş kısmı önde olmalı. Önde olacak şekilde, ayakları önde olacak şekilde, yaralının isteğine göre, yaralının çeşidine göre demiş. Birçoğu burada gidiyor D şıkkını işaretliyor. Tüfekli kovalayasım geliyor. Doğru cevap A şık olacak arkadaşlar. Devamlı taşıma yapılacak olan aracın istikamet yönüne doğru ne yapılır? Kafa yerleştirilir arkadaşlar. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanmasının durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. Araç ışıkları açılıp kapatılmalı. Hız arttırılarak sürüşe devam edilmeli. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır demiş. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve kontağı kapatılmalıdır arkadaşlar. Çünkü yağlama sisteminde bir arıza vardır. Yağ yeterli değildir. Yeterli yağlama yapılmıyordur. Aracımız motor yatak sarabilir arkadaşlar. Yağ lambası dediğim lamba bu arkadaşlar. Kırık çıkık burkulmak gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalı? Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek, kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldanmasına izin vermek, kol ya da bacaktaki bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak, kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak demiş. Tabii ki de doğru cevabımız evet A şıkkı olacak arkadaşlar. Sorunlu bölgeyi hareketsiz hale getirmek olmalı arkadaşlar. Eğer oynarsak daha kötü hale getiririz. Sinir sıkışabilir. Ya olur da olur yani. Zaten hasarlı bir bölge, oynamamak lazım. Motor alıştırma periyodu olarak da adlandırılan rodaj döneminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmeli? Ben bu dönemi şöyle tanımlıyorum arkadaşlar. Sıfır bir at almışsınız, eşek almışsınız, huyunu bilmiyorsunuz. Hangilerine dikkat etmelisiniz? Tam gazdan kaçınmak, ani hızlanmalardan kaçınmak, aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak demiş. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı olacak. Tam gazdan kaçınacağız çünkü daha eşeğin huyunu bilmiyoruz. Tam gaz giderken bizi üzerinden atıp bir yerimizi yaralayabilir. Ani hızlanırsak düşün bir anda kırbacı lak diye vurdum. Önünü kaldırabilir değil mi? Bizi yine yere atabilir eşek. Aynı viteste uzun süreman gitmekten kaçınmak. Düşün tın 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 ağır ağır eşekle gidiyorsun. Bundan da kaçınacağız arkadaşlar. Yani arada bir hızlanacağız arkadaşım. Çünkü arabalarda tek bu viteste her biri dişli arkadaşlar. Dişlilerde herhangi bir hasar meydana gelebilir. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız akünüz şarj etmiyordur, alternatör bozulmuştur veyahut da orada bir kayış kopmuş olabilir. Bu yüzden ne yapmanız lazım? Derhal durmanız gerekiyor. Peki diğer şıklarda neleri görüyoruz? Arka cam ısıtma rezistansı, herhangi buğulanma falan olduğu zaman arka camda bunu açarsanız. Evet, uzun farlar açık demektir, mavi yanar. Bunu görüyorsanız arkadaşlar sola sinyal lambasının açık olduğunu bizlere bildirir. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. İnce taban lastik kullanılmıştır. Arka lastikler aşınmıştır demiş. Aslında bu sorunun cevabını az önce verdim arkadaşlar ben. Neydi? Tabii ki de lastik basınçları eğer az ise zor döner ve yakıt sarfiyatı ne yapar? Artar arkadaşlar. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Düşük hızda seyretmesi, çıkışta kullandığı vitesi kullanması,
hız azaltmak için frene basması, vitesi boşa alarak seyretmesi demiş. Arkadaşlar kesinlikle vites boşa alınarak karayollarında seyir yasaktır. Bunu yapmayın arkadaşlar. Eğer herhangi bir durumda aracını stop ederse 1. Direksiyon çalışmaz çünkü hidroliktir. 2. Başka ne çalışmayacak direksiyonun yanında? Evet, fren çalışmayacaktır. El freni çalışır sadece. El freni de sizi durdurmaz arkadaşlar. Devam ediyorum. Vitesin boş alınarak seyredilmesi konusunda başka neyimiz olacaktır arkadaşlar? Direksiyon kilitlenecektir ve bizim istikamet takibimiz böylece ne olacak? Bitecektir. Ondan sonrası İmam amca ve pamuğuna kalmış. Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir? Demiş. Direkt doğru cevabı geçiyorum arkadaşlar. Hem de öğrenmeniz amacıyla. C şıkkı olacak. 4, 1, 3, 2. Yani önce arkadaşlar ağzının hava yolu açıklığını kontrol ediyoruz. Herhangi bir yabancı isim var mı? İşte takma, diş, sakız vesaire var mı? Daha sonra suni solunum uygulaması için baş çene pozisyonu veriyoruz. Çene yukarıya çekilir, baş geriye itilir. Böylece ne olmuş olur? Solunum yolu rahatlamış olur. Daha sonra ağzımızı alıp ne yapıyoruz? Üflüyoruz. Eğer arkadaşlar yetişkinse direkt sadece ağzına, eğer bebekse ağız ve burnuna birlikte yapıyoruz. Devam edelim. İkinci olarak yani ikiyi söyledik, üçü söylüyorum. Kalp masajını uyguluyoruz çünkü kalp masajı uyguluyoruz demişim. Dolaşımı değerlendiriyoruz ve en sonda kalp masajı uygulamamızı yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Güzel insanlar, bu soruda bak, neyse önce yapayım. Aşırı hız yapılması, debriyajı kaçırması, ani duruş ve kalkış yapılması, düşük kalitede yakıt kullanılması. Soruyu okuyan kardeşim sorudan sonra diyor ki ya diyor bunların hepsinde yakıt tasarrufu şey fazla yakıt gider diyor. Yakıt tüketimi artar diyor. Soru mu yanlış acaba diyor. Hemen paniğe düşüyor. Ama şurada bir bize ne vermiş? Bir şey vermiş arkadaşlar. Ne demiş? Araçtan kaynaklı demiş. O zaman doğru cevabımız debriyajın kaçırması olur. Eğer araçtan kaynaklı demese de sürücüden kaynaklı deseydi aşırı hız yapmak, ani duruş ve kalkış yapmak ve düşük kalitede yakıt kullanmak olacaktı arkadaşlar. Yine lastik hava basınçlarının düşük olması ve bu sebepten dolayı yakıt tüketiminin artması da yine neyle ilgilidir arkadaşlar? Araçtan kaynaklanan kusurlarla ilgilidir. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir demiş. Doğru cevabımız şoför olacak. Eğer ticari ise şofördür arkadaşlar. Derse karayolunda motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir derse o zaman da B şıkkı sürücü olur. Ticari kelimesi şoför, ticari yoksa sürücü diyeceğiz. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Flaşör arızalıdır, dispiratör arızalıdır, fren müşiri arızalıdır, geri vites müşiri arızalıdır demiş. Doğru cevabımız evet C şıkkı olacak arkadaşlar. Fren müşiri arızalıdır diyelim. Yine mesela diyelim ki neyse soru gelmiş. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür demiş. Benim kurban olduğum burada gidiyor. A şıkkı fan müşürünü işaretliyor. Doğru cevap arkadaşlar nedir? Termostatın olacak. Termostat arızalıysa arkadaşlar ısı veya da soğuklukla ilgili veriler yanlış gelecektir. Hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli içecek verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması demiş. Bir arkadaşımız da bunları yaparken arkadaşlar o demişti ki böyle bir soruydu. Beni annem hep küvete sokuyor demişti. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Herhangi bir ateş yükselmesinde yapılan özellikle havaleye giden bir ateş yükselmesinde oda sıcaklığındaki suya çocuğu ne yaparız? Sokarız. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 100 olacak arkadaşlar.
Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir? Duran aracı sabitlemek, aracın hızını düşürmek, aracın durma mesafesini arttırmak, aracı güvenli bir şekilde durdurmak demiş. Benim kurban olduklarım bu soruya gidiyorlar, aracın hızını düşürmeyi işaretliyorlar. Arkadaşlar, bakın, doğru cevap C şıkkı bu arada. Duran aracı el freniyle sabitler misiniz? Evet, demek ki frenler sabitleme işine yarıyor. Aracın hızını düşürmek için örneğin gidiyorsunuz, kavşağa yaklaşınız. Ha, neye basarsınız? Frene basarsınız, değil mi? Kurban olduklarımdan bir tanesi dedi ki vites düşürürüm hocam. Tüfekle kovalayacaktım, vazgeçtim. Bir bayram daha görsün istedim. Hızınızı düşürmek için arkadaşlar yine ne yaparsınız? Frene basarsınız. Hocam mantıklı değil mi? Vites düşürmek de gerekmez mi? Oğlum hiç frene basmadan 5. vitesteyken çek vitesi 3'e, 4'e falan, hatta 1'e sokmaya çalış bakayım girecek mi? Girmez oğlum, girmez. Tamam, girmez. O yüzden vitesle alakası yok. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Katalitik konvertör bulunan araçlarda hangi yakıt kullanmalıdır demiş. Alkol, kurşunsuz benzin, süper benzin, gaz yağı şıklarda verilmiş. Doğru cevap kurşunsuz benzin olacak arkadaşlar. Biz katalitik konvertör varsa kurşunsuz benzin kullanırız. Bir nevi katalitik konvertörü şöyle düşünebilirsiniz. Doğaya zarar vermemek için filtre yapan bir sistem olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kurşunsuz benzin kullanılması gerekir. Burun kanaması olan kazazede diye aşağıdaki uygulamalardan hangilerin yapılması doğrudur demiş. Oturuş pozisyonu verilmesi, burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi şıklardaydı. Doğru cevabımız evet B şık olacak. Oturuş pozisyonu ve burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Çeneyi göğüsten uzaklaştırmayacağız arkadaşlar. Tam tersine yaklaştıracağız. Bizim doğal deliklerimizdeki kanamanın kanıyorsa arkadaşlar bunun kolay olarak dışarıya çıkmasını sağlayacağız. İşte doğal delikler kulak, burun, anüs. Anüsün ne olduğunu bilmeyen kardeşim. Geçen gün biriniz bunu da sormuş. Kurban oldum. Anüs dediğimiz kısım, internete de yazıp bakabilirsin de, arka kısmımız, anladın mı? Büyük tuvaletin yaptığın yer. Ondan sonracım penis, vajinal bölge, tamam mı? Bunlar arkadaşlar bizim doğal deliklerimizdir. Kanama olan bölge ile turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir demiş. Bu arada oral demek de ağız demektir. Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücutta yassı kemiklerin bulunduğu bölge olmasına, vücutta damarların geçtiği, pardon, atar damarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına demiş. Doğru cevap tabii ki de D şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin bilincini değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Peki B şıkkı dedik. Nedir bu görüşerek bilgi edinme yöntemleri? Nasıl yapılır? Öncelikle arkadaşlar kendimizi tanıtıyoruz. Hasta ve yaralının ismini öğreniyoruz. Ona adıyla hitap edebilmek için. Hoşgörülü ve nazik davranmamız gerekiyor. Böylece karşı tarafta ne sağlıyoruz? Güven sağlıyoruz arkadaşlar. Hastaya da yaralanan endişelerini gidererek rahatlatmaya çalışıyoruz. Ya bir sakin ol diyoruz. Bir şey yok. Tamam, her şey rahat olacak. Daha sonra arkadaşlar olayın mahiyeti, koşulları, işte kişisel özgeçmişleri, sonuç olarak ne yiyip içtiği, yani ne yiyip içtiği de önemli değil mi? Kullanılan ilaçlar, varsa alerjisi, alerjisinin ne olduğunu sorularak öğrenilmesi yapılır arkadaşlar. Görüşerek bilgi edinme sırasında. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Fren hidrolik seviyesinin düştüğü, arka sis lambasının yanmakta olduğu, ön ısıtma bujlerinin çalışmakta olduğu, egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığı demiş. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Isıtma bujlerinin çalışmakta olduğunu bizlere bildirir. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Enjektör, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi. Doğru cevabımız
C şık olacak, yağ filtresi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar eğer havayı temizliyorsa havadır, tamam mı? Yağı temizliyorsa yağdır, yakıt temizliyorsa yakıt filtresidir, tamam mı? Bunun için kafayı zorlamaya gerek yok. Enjektör hangi motor tipinde bulunur diye bir sıkıntı soru gelirse arkadaşlar, dizel motorlarda bulunur. Yakıtla ilgili bir bölümdür arkadaşlar. Yakıtı püskürtmeye yarayan olaylardan bir tanesi böyle. Enjektörler tıkalı derler hatta, herhangi bir durum olursa. Dizel motorlarda bulunduğunu bilin yeterli arkadaşlar enjektörün. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Harekete hazırlanmalı, yolun en sağına yaklaşmalı, dönüş yapacağı yola girmeli, yaya geçidini kapatmadan durmalı demiş. Doğru cevap harekete hazırlanmalı olacak arkadaşlar. Eğer sarı ve kırmızı şey evet sarı ve kırmızı aynı anda görüyorsanız kalkışa hazırlanmalısınız çünkü birazdan yeşil ışık yanacak demektir. Eğer yeşilli sarı diyorsa birazdan yol kapanacak anlamına gelir arkadaşlar. Eğer kırmızı yanıp sönüyorsa burası geçiş hakkı size ait değildir. Durup ondan sonra geçmeniz gerekir. Sarı yanıyorsa geçiş hakkı size aittir ama dikkatli geçilmesi gerekir arkadaşlar. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Psikolojik destek sağlamak, yaralı bölgenin sıcaklığını korumak, damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak, damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek demiş. Evet arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bir numaralı araç 60 km hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir demiş. Doğru cevap 30 arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Verilen rakamı 2'ye bölüyoruz. Artık bunu anlatmakla ne oldu? Beyin error veriyor artık. Hep aynı şey bunlar. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Adımız soyadımız nasıl biliyorsak bu tip şeyleri de bilmemiz gerekiyor. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz seyretmesini sağlar demiş. Tabii ki de direksiyon sistemi olacak arkadaşlar. Ön düzen diye de geçebilir. Direksiyon sistemi ne olacaktır? Kolay ve zahmetsiz biçimde bizlere yönlendirme sağlayacaktır. Marş sistemi aracımızın motoruna bakın aracımıza değil. Aracımızın motoruna ilk hareketi verir. Yakıt sistemi ne yapacaktır? İşte yakıtı deposuydu. İşte yakıtın ateşleme odasına geçen süresi. Ateşleme sisteminde hangisi var? Tabii ki bujiler var, değil mi? Veyahut da ne var? Isınma bujisi var işte dizel motorlar için. Bunları söyleyebiliriz. Aşağıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci algısı olan uygulama hangisidir demiş. Tabii ki de temel yaşam desteği olacak arkadaşlar. Yani biz ilk yardımların yapmış olduğu kalp masajı, suni solunum, işte bunların kontrolü temel yaşam desteğine girmektedir. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüşlerinin kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? Yani şunu diyor. Sağ veya sola dönüşte kavis yani geniş mi yoksa dar mı dönülecek? Bunu soruyor bize. Tabii ki de doğru cevabımız sağ dar, sola geniş olacak. Şimdi şöyle anlamanız için bir çizim yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Şöyle, şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde de yolu ikiye bölelim. Şurası da şöyle. Siz yolun sağındasınız, doğru mu? Geldiniz. Arkadaşlar sağa dönerken nasıl dönüyorsunuz? Bakın hemen ne yapıyorsunuz? Sağa döndünüz. Hop sağdan gidiyorsunuz. Ama sola dönerken ne yapıyorsunuz? Bakın buraya atladınız. Ne yaptınız? Biraz daha ilerisine gittiniz ve biraz daha geniş bir kavis ile döndünüz. İşte arkadaşlar burada anlatmak istediği olay bu. Hangisi motorun parçasıdır demiş. Doğru cevabı hemen veriyorum. Arkadaşlar karter olacak. Aks, şaft ve rotil ise ön düzenle ilgili parçalardır. Özellikle aks ve şaft nedir arkadaşlar? Hareketin iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarındandır. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Tabii ki de önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi yanlıştır. Ne yapması lazım? Önce soluna bakması lazım. Daha sonra sağına bakması lazım, değil mi? Yol böyle gider. Devam edelim.
Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camı indirip bakın, soruyu okumuyorum, tamam mı? Bak, yolu da kestim soruyu. Bakıyorum şıklara. Aynı şekilde karşılık vermesi. Küfür etmesi olumsuz. Öfke belli etmesi olumsuz. Gülümseyerek karşılık vermesi. He. Adam da yukarıda neyden bahsediyordu? Hafif bir öfkeli kelimesi geçti bakın. Demek aynı şekilde karşılık vermesi de olumsuz, değil mi? Doğru cevap D şıkkı olmalı. Bakıyorum. Bakın. Yani demek istediğim şu. Genelde arkadaşlar trafik adab sorularında 3 şık olumsuz, bir tanesi olumludur. Ya da üçü olumlu, bir tanesi olumsuzdur. Hani hiç bilemeyen güzel kardeşlerim en azından böyle bir atma şansı olsun onlara. G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir demiş. Motosiklet, otobüs, çekici, iş makinesi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız iş makinesi olacak arkadaşlar. Zaten ilk başlardaki soruda da söylemiştim. G sınıfı sürücü belgesinin iş makinesi için kullanıldığını. Evet beyler, burada bitti. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar.